Ponza taşından elinizde imkanınız varsa sağlayabiliyorsanız şeklerinizin toprak değişimini yaparken de ponza taşını karıştırabilirsiniz. Burada toprağın geçirgenliğini, bitki köklerinin daha kolay çalışabilmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ponza taşı biliyorsunuz çok hafif ve bitki suyu bünyesinde hapsedebiliyor. Siz bitkinizi suladığınız zaman bu ponza taşları suyu emerekten uzun süre toprağın nemli kalmasını da sağlıyor. Burada şu önem arz ediyor ki ne kadar biz bitkimizi çok fazla sularsak o kadar bitkimizin içindeki yani toprağın içindeki besini, mineralları kaybetmiş oluyoruz. Burada da bir ponza taşıyla bir Parç yaparaktan veyahut da almış olduğumuz çiçek toprağının içerisine ponza taşı karıştırırsak e, suyu az vermiş oluruz. Dolayısıyla hem sudan tasarruf etmiş oluruz, hem e, bitkimiz uzun süre toprağa nemli kalmış olur. Çok fazla sık sulama gereği e, duyulmadan eğer ki e, böyle bir durumda da, ee, bitkimizin içerisinde, toprağın içerisindeki besini kaybetmemiş oluruz. Burada bu konuyu açmışken iç mekan bitkilerimizle de ilgili yine e, önemli hususlardan birisi de e, suyumuzu verirken e, çok idareli ve ölçülü verelim. Bir saksının ihtiyacı neyse saksının çapına göre, ona göre bir e, sulama yapalım. Benim buradaki demek istediğim şu, su, şu suyu verdiğimiz zaman Toprağın içerisindeki mineralar süzülüp kaybolmasın. Ee, sonuçta aşağı e, tabağın içerisine birikip buradan da buharlaşaraktan e, havayla buluşmasın. Ne kadar az su verirsek, bitkinin altından çıkmayacak kadar verdiğimiz zaman biz ne yaparız? İçindeki besini uzun süre hapsetmiş oluruz. Ve bitkinin ihtiyacını da bu şekilde sağlamış oluruz. Burada da ponza taşının da önemi biraz daha fazla sulamayı ortadan kaldırmış oluyor. Dolayısıyla da böyle bir besin kaybına yol açmamış oluyoruz. Ponza taşının da böyle bir özelliği de var. Bunu da unutmayalım.